Yeni bir haftada herkese tekrardan merhabalar. Xbox 200 incelemesinin bir sonraki ya da ikincisi gibi düşünebiliriz aslında. Hafif bir araziye girmiştim bir önceki Xbox incelemesinde. Ama böyle tam anlamıyla neler yapabileceğini kestiremedim orada. Lan şimdi bir daha aşağı in, motora bin, kaskı tak, bilmem ne yap, bir de buraya yukarı çık. Hadi bakalım. Oğlum daha buradan gidemiyorum lan. Çok patinaj çekiyor be. Hadi oğlum. Denemeye değer be. Hadi oğlum. Ay seni be. Ulan Uruç çat. Yaptığımız işe bak arkadaş. Ah mahvoldum. Motor buraya aslında rahat çıkar. Lastikler uygun değil. Burada çamur olmasa da çıkar. Aşağıda çok çamur var lastikler. Çamuru yiyince burada atamadı tabi. Ama şuraya kadar geldik. Yani az bir şey kalmış. Çünkü incelemede zaman kısıtlıydı ve o videonun incelemesi çok uzun sürdü. Bir 3-4 gün sürdü. Ama içime de sinmedi. Hatta bir arkadaş buradan izliyorsa selam olsun. No second. O bizim belalımız. Her videoya yorum yapar sağ olsun. Arazi videosu da gelecek mi dedi. Böyle düşünceler çok. Aslında bunlara biraz da cevap olsun diye. Cevap derken şöyle. Görünüşte bir arazi motoru gibi görünse de aslında doğal sport bir makina. Yani hafif arazi, daha çoğu asfalt olan bir makina. Çünkü şöyle, bu makina çok ağır. Öncelikle bunu kabul edelim. Yani Xbox 200 almayı düşünen arkadaşlar da işte böyle çok uçtum kaçtım bir şey düşünüyorsa, hani işte dirt bike videolarından falan böyle heves edip de hani ucuza bunu alayım hem yolda hem orada. Yok, o işler öyle olmuyor abi. Hadi bakalım. İndin indin indin. Aferin aferin. Bir şey yok, bir şey yok. Aferin oğlum ha. Aferin. Her ne kadar lastikleri büyük ve dişli gözükse de aslında o lastikler zaten yetersiz. Lastiklerin yetersizliğini araziden dolayı söylüyorum. Araziye çok yetersiz. Hafif çamur gördüm çünkü çamura bulandım gitti o lastik. Yani iş yapamıyor. Ne kadar kaliteli. Metzer Sağır gerçekten çok kaliteli. Asfalt da çok kaliteli. Hafif sabze yolda da çok kaliteli zaten. Lastikten ziyade şöyle bir şey var. Bu makine çok ağır. Yani bu makine zaten boş ağırlığı 158-160 kilo. İçinde 10 litrede benzin olsa zaten 170 kilo. Hemen hemen. İşte ıvır zıvırıydı, camıydı, şeydi, şuydu, buydu işte 170-180 kilo. Her neyse yağ, balı falan filan. Abi 180 kilo makineyle bu iş olmaz. Bu iş olmaz dediğim, yani o videolardaki işler yalan. O Hintlilerin yaptığı işte lastik takmışlar. Ben de bir iki baktım. Lastik takmışlar çamurda işte derede falan parçalıyorlar. Onlara belki daha ucuz geliyordur o makine. Bize çok ucuz gelmiyor bu makine. Yani 80 bin lira yakın bir fiyatı var. Hafif rampaları inersin çıkarsın. Hatta bunu da kuruysa yaparsın. Yani yaşsa bu lastiklerle de olmuyor. Belki lastiği değiştirsen onu da yaparsın. Bir ikincisi ağırlık çok büyük etken. Çünkü şöyle çıkıyorsun rampayı, o videoda da onu da size gösteririm zaten. Rampaya çıkıyorsun, diyelim ki kaldın. Ama o rampada o motoru çevirmek çok zor. Hele düştüyse kaldırmak çok zor. Bir kere kaldırsın, ikinciye mahvolursun. Ki ben sadece işte tripodu götürdüm, oraya koydum, aşağı indim, çıktım, tekrar aldım falan filan mahvoldum. Ama şu var, hakkını yemeyeyim, gerçekten çok güzel makine. Bak Xbox 200, yani böyle hafif arazi, hafif rampa, işte dağda bayırda, ufak tefek işlere, böyle bir orman yolda gezi, enduro, yaylaya çıkayım. Bu işler için mükemmel. Biçilmiş kaptı. Hiç başka bir şey aramana gerek yok bu bütçede. Benim demek istediğim,
Şimdi mesela şimdi çektiğim videolarda zaten görüyorsunuz. Yani buralarda gidersin. Bak, daha fazlasını da yaparsın. Özellikle kendime söyleyeyim öncelikle. Ben yapamam. O kadar fazla tecrübem yok. Ben en fazla 1-2 sene. Belki çok daha tecrübeli abiler, kardeşler bu makinede çok güzel şeyler yapabilir. Ama inanın ki yapmak istemezler. Bu ağırlıktan dolayı. O makinelerin hafifliğine alıştıktan sonra yani şuna bilsin denemez bile. Yok bu makineyle olmaz der. Bırakır. Denese de yine lastik lazım. Veya işte bu rally kit bilmiyorum. Rally kit bence biraz da gereksiz. Ya çok boyun uzundur. İşte ne bileyim kalıbına göre belki biraz yerleştirmişsiniz. Neyse. Onun dışında işte kampa gideyim. Yaylaya çıkayım. Biraz böyle hafif rampa arazide dolaşayım. Ormanda dolaşayım diyorsan güzel. Çok güzel makine. Bak lastiği de değiştirmene gerek yok. Fıtı fıtı gezersin. Ama eğer işi abartırsan makinede yazık edersin. Bunu da söyleyeyim. Kendine de yazık edersin. Makinede yazık edersin. Umarım motorunu çok seven arkadaşlar kalbini de kırmamışımdır. Çünkü hani böyle hiç motoruna toz kondurmak istiyor. Hayır benim motorum. Arazi değil benim motorum. XPass 200 KTM XC 250'den daha iyi. 450 XCF'den daha iyi. Değil. Değil abi değil. Yani hepimiz biliyoruz. Hani itiraf da etmek lazım zaten. Ya bunu böyle düşünen varsa da gerçekten çok saçma. Neyse görüşmek üzere.